Şimdi ben dedim ki şöyle, ben kimim önce kendimi anlatayım size. Benim adım işte Görgün Taner. Ben 59 doğumluyum. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın genel müdürüyüm. Çok uzun zamandır bu İKSV'de çalışıyorum. Şimdi İKSV nedir onu biraz göstereceğiz ama öğrencilik yıllarımda da öyle çok başarılı bir öğrenci değildim. Size kötü örnek olayım biraz bile burada ama. Önce belirli bir süre ODTÜ'de, üniversitede okudum. Sonra oradan son sınıftan atıldım. Sonra Boğaziçi'ne geçtim. Üniversite sınavına girip kazandım. Mezun oldum. Buraya girdim. İşte genel müdürlüğe kadar da yükseldim. Merakım hem müzik, 70'li, 80'li yılların müzikleri, hem de onun yanı sıra sinema ve diğer sanat dallarıyken ben kendim çok şanslı birisiyim. Yani ilgi alanlarımla ilgili olan bir kurumda yöneticilik yapıyorum ve yükseldim. Yani mesela sizler çok çeşitli, içinizde kültür sanat okuyan var mı? Mesela edebiyat ya da benzeri. Ne okuyorsun? Tarih. Sen? Sinema. Ha, sinema. Başka? Çin dil edebiyatı. Çok, o çok güzel. Senin geleceğin çok parlak. Sen, arkadaşınız yanındaki? Sen de. İkiniz yan yana. Oradaki arkadaşımız? Çok güzel. Bölümdaşın hocam, Boğaziçi tarihi. Boğaziçi tarihi işte. Ya bak ne kadar. Senin de geleceğin parlak. Neyse, şaka bir yana. Tabii şimdi mesela sinema okuyan arkadaşlar belli bir süre sonra şöyle oluyor. Bu sanat ve kültür eğitimi ve tahsilinde. Anneler ve babalar diyorlar ki ya tamam çok iyi de sen şimdi bunu okuyup ne yapacaksın? Yani şeyden sonra gidersin, akşam 5'ten sonra istediğini git izle, şunu yap, hobi olarak hafta sonları yap. Ama şöyle bir mühendislik falan filan oku deniyor. Size de diyenler çoktur herhalde. Daha sonra gidersin onlara. Bak, bitir hele bir üniversiteyi, bir işin, bir elinde ekmeğin olsun ondan sonra diyorlar. Ben tabii o açıdan çok şanslıydım. Hem bunları okudum, hem böyle bir kurumda çalışıyorum. Hem de sizin işten güçten sonra bir sinemaya gideyim ya da bir konsere gideyim dediğiniz şeyleri ben zaten iş olarak, meslek olarak sizler için sizler gelesiniz diye yapan taraftaydım. Nerede çalıştım? Ben uzun süre bir İKSV'de çalıştım dedim ya. Onun da bu sene 50. yılı. Şimdi küçük bir videomuz var. Önce onu bir seyredelim. Sonra biraz ben böyle uzun uzun anlatmak yerine sizlerin çok meraklı olduğunuzu biliyorum. Gençlerle de bir araya gelmeyi çok seviyorum. Onun için sizin de sorularınızla ilerlemeyi hep tercih ederim. Onun için önce bunu bir Yani gösterelim. Evet. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 1973'ten bu yana kültür ve sanatın gelişimi için çalışan bağımsız bir kurumdur. Kar amacı bitmez, farklı kaynaklar yaratarak sağladığı tüm gelirini faaliyetleri için harcar. İKSV, klasik ve güncel müzik, sinema, tiyatro, güncel sanat, tasarım gibi alanlarda keşfetmeye değer deneyimler sunar. Her yıl Türkiye'den ve yurt dışından yüzlerce sanatçıyı elinin üzerinde mekanda yüz binlerce izleyiciyle buluşturur. Kültür birikiminin zenginleştirilmesi için çalışır. Teşvikler, ödüller, yarışmalar, fonlar, eser siparişleri ve prodüksiyon destekleriyle kültür ve sanat üreticilerine katkılar sağlar. Türkiye'de kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için araştırmalar yürütür, toplantılar düzenler ve raporlar yayınlar. Çocuklar, gençler ve olanakları kısıtlı grupların kültür sanata erişim ve katılımlarını artırmak için çalışmalar yürütür. Uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği işbirlikleri, kurduğu platformlar ve düzenlediği etkinliklerle Türkiye ve dünya arasında köprüler kurar. Yurt içi ve yurt dışında eğitim, araştırma ve misafir sanatçı programları yürütür. İKSV, sanatçılar, izleyiciler, destekçiler ve çalışanlarıyla birlikte var olur. Temas ettiği herkesle birlikte gelişir ve yenilenir. 1973'ten beri ne yapıyorsak, ne yaşıyorsak her şey sanat için. İKSV, İstanbul Kültür Sanat Vakfı. Evet, 1973'ten bugüne yani 2022'de 50. senesi kutlandı. Bu arada filmde rahmetli Haluk Hoca'yı da Haluk Dursun da geçti bir ara görmüşsünüzdür. Evet, bu festival dediğiniz şey nedir? Biraz önce ondan bahsedeyim. Ondan sonra çok kısa bir İKSV anlatayım size. Türkiye'de kültür sanatın gelişimiyle ilgili konulara ne kadar girebiliriz bilmiyorum. Çünkü hani zamanımız da kısıtlı. Ama şöyle söyleyeyim, bu biliyorsunuz festival kelimesi festiva Latinceden gelme bir kelime. Böyle bir arada toplanınca eğlenme,
bir arada bir şeyler yapabilmeyi çağrıştırıyor, anlatıyor. Ve de o zamanlar işte böyle çeşitli nedenlerden ötürü, müzik olabilir, şeyler olabilir, yemek olabilir, çeşitli dinsel nedenler olabilir. Bunlar nedeniyle bir araya gelme ve bunun gelenekselleşmiş haline festival deniliyor. Sonra 16. 17. yüzyılda bu daha çok yaygınlaşıyor ve Orta Avrupa ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çok önemli festivaller ortaya çıkıyor. Ve müzik festivalleri başlıyor. Bu işin temelinde tabii eğlence deyince biraz da müzik olması gerekiyor. O müzik festivalleri de bu işin temeline oturuyor ve klasik müzik biliyorsunuz özellikle Orta Avrupa'da ve Kuzey Avrupa'da bu festivallerin göbeğinde yer almış. 19. 20. yüzyıla gelindiğinde hem disiplinler çeşitleniyor, işte film festivalleri, efendim tiyatro festivalleri, diğer alandaki festivaller ve 80-60'lı 70'li yıllara gelindiğinde de işte gençliğin daha çok gittiği gençlik festivalleri, rock müzik festivalleri ve çeşitli disiplinlere göre festivallerle çeşitleniyor, renkleniyor. Türkiye'de festival dediğimizde 1930'lu yıllarda şöyle biraz geriye baktığımızda 1930'lu yıllarda İstanbul Belediyesi'nin yaptığı bazen 2-3 sene süren sonra kesintiye uğrayan festivaller var. İlk yıllarda da bu festivaller yapılırken tarihi alanlar daha çok kullanılmış. Nereleri tarihi alanlar? Tabii o zaman şimdiki gibi böyle Atatürk Kültür Merkezi, Zorlu vesaire şudur budur yok. 30'lu 40'lı yıllardan bahsediyoruz. İşte Topkapı Sarayı'nın bahçesi, Gülhane, ondan sonra zaman tabii Aynalı Kavak. Aynalı Kavak Kasrı nerede ne bileniniz var mı? Bravo, evet. Orada Aynalı Kavak Kasrı İstanbul Festivali'nin ilk yıllarında da çok kullanıldı. Sonra uzunca bir süre oldu, restorasyona girdi. Şimdi yeniden benim bildiğim 2 sene falan oldu açıldı. Şimdi bir müzik için kullanılıyor mu onu çok iyi bilmiyorum ama Müzik Aletleri Müzesi mi oldu? Ama çok güzel bir yerdir. Yani görmeyenler için çok tavsiye ederim. Dediğim gibi bu 30'lu 40'lı yıllardaki festivallerden sonra bizim kurucumuz Nejat Eczacıbaşı 1960'ların sonlarından itibaren ya bir ülkede İstanbul gibi bir yerde böyle kendini dünyaya tanıtacak, işte oradaki önemli müzisyenlerin gelip burada kendi müziklerini sergileyecekleri bir festival olmamalı mı acaba? Niçin yok böyle bir şey sorusundan yola çıkarak çeşitli düşünürlerle, müzik insanlarıyla, yerel yöneticilerle, işte belediyelerle falan sohbet, muhabbet. Ve 1970 senesinde 72'de vakfı kurdu, 1973'te de birinci festival yapıldı. Bu festivalin yapılmasında tabii çok kişinin emeği geçti. İşte Necip Kazım Akses'ten tutun şeye kadar, Ercüment Berker'e kadar o yılların önemli düşün insanları, kültür insanları, bunlar hep bir masa etrafında toplandılar ve 11 tane kurucu İKSV'yi kurdu. Turing'de yıllar içerisinde hem mütevelliğinde yer aldı, belki Bülent Bey size daha önce de anlatmıştır hikayesini de, hem kurucuları arasında yer aldı, hem de o zamanki başkan Çelik Gülersoy arada yönetimde yer aldı. İstanbul Festivali ilk kurulduğunda, ilk 70'li yıllarda sadece müzik alanında, daha doğrusu öyle demeyelim de, sadece yazın bir ay. Haziran'da başlıyordu, Temmuz'un ortası, Haziran'ın ortasında başlayıp Temmuz'un ortasında bitiyordu. Ondan sonra ona yıllar içinde diğer festivaller eklendi. Film festivali eklendi, tiyatro festivali eklendi. Ondan sonra Biennale eklendi, caz festivali eklendi. En çok ona mı gidiyorsunuz? İKSV'nin bu bahsettiğim festivallere gidenleriniz var mı? Hangisine gidiyorsunuz? En son Tiyoman'ın verdiği caz festivali vardı. Ha, beğendin mi? Evet, güzel. Öyle mi? Başka? Biennale'i takip ediyorsun. Film ekimini. Kaç film seyrettin? Bir. Aa, evet, doğru. Bak onda haklısın. Şimdi o konuya geleceğiz.
Peki böyle ben ilk defa İKSV'yi duyuyorum diyen var mı aranızda? Vardır muhakkak da. Kaç kişi merak ettim. Geri kalanlarınız biliyor muydunuz? Vay kendimizi çok başarılı halledeceğim ya. Ne kadar güzel. Peki biliyordum ama hiçbir faaliyetine katılmadım diyen? Ha işte bak ne kadar güzel. Demek bundan sonra sizi bizim faaliyetlere katabilmek için çalışmamız lazım. Evet, seneler içerisinde bu tabii festival şapkaları, festival şeylerin disiplinleri genişledi, büyüdü. 5 festival oldu. Biraz önce dediğim gibi caz, müzik, sinema, tiyatro ve üstüne bir de Bienal. Böylece İKSV içinde bulunduğumuz seneye, epeyce atladım ama şöyle geldi. Bir büyük İKSV şemsiyesi var. Onun altında bir festivaller var. İşte caz, müzik, tiyatro, Bienal. Ortadaki kolonda İKSV'nin hazırladığı web sitesine girdiğinde görürsünüz iksv.org web sitesinde hazırladığı raporlar var. Bu raporlar eğitimle ilgili, kültür-sanat eğitim ilişkisi, kültür ve sanat yerel yönetimler ilişkisi, kültür ve sanat iklim, bu iklim değişikliği kültür ve sanatı nasıl etkileyecek gibi gibi bir sürü rapor var. Yani şeyleri, yerel yönetimi ve merkezi idareyi etkileyecek kültür sanat raporları, politika metinleri hazırlamak bu ortadaki kolon. Bir de İKSV'nin epeydir verdiği burslar var. Burs derken daha doğrusu destekler var. Bu destekler neler? Teşvik ödülleri, klasik müzik alanında var, sinema alanında var. Şimdi genç sanatçılar adına 50. yılımızda bir fon kurduk, o var. Tiyatro alanında Gülriş Sururi Engin Cezzar ödülü var. Bu ödüller de bu alana yani tiyatro, sinema, müzik gibi alanlarda çalışanlara destek olarak işte jürilerin karar vermesiyle her sene veriliyor. Yani hem sanat kültüre destek hem bu işin politikasıyla ilgili bir kısım hem de operasyonel olarak festivallerin gerçekleştirilmesi. Şimdi tabii bir festival niye yapılır, nasıl yapılır? Biraz onu da anlatayım size ve Türkiye'de bu festivali, yani bir festivali gerçekleştirmek ne anlama geliyor? 1970'li yıllar dedim. 1970'lerde tabii şöyle biraz daha geriye gittiğimizde İstanbul Festivali ilk yapıldığında aşağı yukarı aklınıza gelen bütün disiplinleri kapsıyordu. Bu neydi? Rumeli Hisarı'nda tiyatro, Gülhane'de Türk halk müziği, işte Aynalı Kavak Kasrı'nda Türk sanat musikisi, efendim şeyde Açık Hava Tiyatrosu'nda halk dansları. O zaman çok önemli bir halk dansları şeyi vardı, dilimi vardı. Özellikle Rusya'dan ve Balkan ülkelerinden gelen halk dansları toplulukları Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veriyordu. Şimdi tabii şu anda zannediyorum bu ilgi biraz daha yerel yönetimlerin uhdesine doğru ilerledi. Böyle büyük alanlarda devlet halk dansları topluluğunun bile ki her sene festivalde yer verirdik onlara. Onları bile ben pek programda göremiyorum doğrusu sağda solda. Tabii şimdi bütün bunlar yıllar içerisinde hem büyüdü hem de biraz kendi alanlarına doğru ayrıştı. Tiyatro, o kadar çok tiyatro gelmeye başladı ki tiyatronun kendi bir festivali oldu. İşte klasik müzik diğerlerinden koptu. Kendi başına Haziran ayında kaldı. Onların içindeki film gösterileri de Nisan ayında film festivali olarak yoluna devam etti. Niye? Çünkü İstanbul büyüdü, gelişti. Bu gelişme sayesinde kültür ve sanata olan erişim ve ilgi arttı. Çünkü kültür sanat faaliyetleri yıllardır biliyorsunuz hep şöyle denir. Biraz Bermuda şeytan üçgeni gibi işte Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu civarındadır. Geri kalan yerlere nasıl gelecek, ne zaman gelecek? Hep bu sorular sorulurdu. Onun için de festivaller belirli zaman dilimlerinden diğer zaman dilimlerine de atladılar. Çünkü bütün bir sene bekleyip yazın sadece 30 gün içinde yüzlerce, binlerce gösteri izliyordunuz. Ve o zaman zaten İstanbul Festivali'nin haricinde de çok fazla bir etkinlik, çok fazla bir faaliyet İstanbul'da yoktu. Yani herkes bilet almak için Atatürk Kültür Merkezi'ne gider, kuyruklara girerdi. Siz şimdi sene içerisinde bir sürü konsere, işte yani bu akşam bile Garibaldi'ye gidebiliyorsunuz. 70'li yıllarda, hatta 80'lerin başında bile böyle hani işte
bu akşam bu tiyatro, yarın akşam öbür tiyatro gibi bir şey çok fazla yoktu maalesef. Yıllar içerisinde oldu. Biraz 80'lerin ikinci yarısından itibaren başladı. Bu değişik disiplinleri ayrılıyor dedim ya, işte film festivali, tiyatro festivali, caz festivali, müzik festivali. Yıllar içerisinde bir de dünyada tabii güncel sanat diye bir şey ortaya çıktı. Ve 1987 senesinde de ilk Bienal yapıldı. Bienal iki senede bir yapılan bir güncel sanat etkinliğinin adı. Ve dünyadaki çeşitli sanatçılar sizin bulunduğunuz yere geliyorlar. İstanbul'a, bu bizim case'imizde, İstanbul'a geliyorlar. Orada iki ay boyunca kalıyorlar, eserler üretiyorlar. Ya da eserlerini buraya yolluyorlar. O eserler çeşitli yerlerde sergileniyor. Sergi bitince de kalkıyor gidiyor. Bienal'in özelliği şu, diğer festivallerdeki her türlü sanat etkinliğini, yani sinemadaki filmi, tiyatrodaki tiyatro oyununu, konseri, başka yerlerde de izleyebilirsiniz. Kim konser veriyor? Atıyorum Sting'in konseri. Burada da izlersin, başka yerde de izlersin. Bienal'in özelliği ise şu, Bienal biz Bienal sanatçısı gelip burada eserini yapıyor, iki ay burada sergileniyor, sonra ya eserini alıyor gidiyor ya da o eser başka bir yere gidiyor. Yani gelip burada gördünüz, gördünüz, göremediniz, başka hiçbir şansınız yok, ancak videodan izlersiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da güncel sanatın özellikle 1980'lerden sonra hızla gelişmesi, dünyada çok çeşitli bienallerin ve modern sanat müzelerinin ve çağdaş sanat müzelerinin ortaya çıkması, güncel sanatçıların ortaya çıkması ve onların eserlerinin de çok yüksek meblağlarla satılması nedeniyle diğer festivallerin biraz daha önüne geçti. Bir de tabii artık kendini ifade, çünkü sanat ne? Kendinizi ifade ediyorsunuz değil mi? Bir şekilde bir form, belirli bir estetik form içinde kendinizi anlatıyorsunuz. Günümüz dünyasında da sanatçılar kendilerini sadece işte bir heykelle ya da bir resimle ya da ne bileyim bir başka türlü ifade etmek yerine daha değişik şekillerde de ifade edebiliyorlar. Bir video çekiyorlar, videonun işte içine bir başka bir şey koyuyorlar falan falan. Değişik disiplinleri bir araya getiriyorlar. İşte bu güncel sanatçılar da bu formları bir araya getirdiklerinde bunları da o işe uygun diye düşündükleri mekanlarda sergilemek istiyorlar. Bienal biraz da öyle çıkıyor. Böylece müzelerin dışına taşılıyor. Böylece hiçbir zaman bir müze ya da bir koleksiyon eseri sergileneceğini tahmin etmediğiniz mekanlarda bu eserler sergileniyor. Bundan 10 sene önce Büyükada'da orada bir Troçki evi vardır. Bilin Büyükada'yı bileniniz var mı? Büyükada'da Troçki'nin evini biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Onun önünde 3 tane, 4 tane heykel sergilendi mesela. O çok önemli bir sanatçının heykelleriydi. Ve o eserler işte New York Times'tan şeye kadar bütün dünyada konuşuldu. Şimdi normalinde aslında Büyükada'da sahilde Troçki'nin ve o yıkılmış evin önünde bu eserlerin sergileneceği kimsenin pek aklına gelmez. Ya orası ne bir müze ne başka bir yer. Ama güncel sanat böyle bir şey. Bütün bu çerçeveyi kırıyorsunuz ve işte burada olan bir şey başka bir yerde de olabilir diyorsunuz. İşte köprünün üzerinde bir eser sergilenebilir diyorsunuz. Ya da ne bileyim şu ağacın tepesine bile bir sanat eseri koyalım. İki ay burada dursun, herkes baksın bile diyebiliyorsunuz. Yani bu biraz da bu şeylerin çerçevenin dışında düşünebilmekle ilgili bir şey. Yani hep soru sormak, şüphecilik, bunların hepsi bu güncel sanatta fazlasıyla var. Evet, bu İstanbul festivalleri olurken, tabii 80'li yıllardan sonra İstanbul'da sadece İKSV değil, diğer kültür kurumları da kuruldu, ortaya çıktı ve bunlar şey olmaya başladı, gelişmeye başladı. Biraz da bana sıcak geldi üstümdeki. Şunu çıkarsam olur değil mi? Ha, mikrofon mu var? Peki. Burası sıcakmış bayağı, benim üstümdeki de kalın. Mikrofonu gömler misin? Yok, iyi böyle. Boş ver, dursun.
Diğer kültür kurumlarıyla ilgili de İKSV'nin her zaman diğer kültür kurumlarıyla işbirliği içinde çalışma, onlarla beraber eser üretimlerine katkıda bulunma, beraber tiyatro oyunları gerçekleştirme, beraber konserler düzenleme gibi bir tavrı oldu. Yani kültür kurumlarının aslında ana görevine biz kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumuyuz. Kültür kurumlarının ana görevi de bir erişebilirliği sağlamak, iki genç sanatçıları desteklemek. Şimdi tabii burada bize hep sorulan sorulardan bir tanesi de şu, bu bilet fiyatlarıyla erişilebilirliği nasıl sağlıyorsunuz diye hemen siz de soracaksınız değil mi? Soracak mısınız yoksa sormayacak mısınız? Sormayacaksanız hiç cevap vermeyeceğim. Soracak mısınız? Tamam. Peki. Bu soruyu zenginleştirmek isteyeniniz var mı? Lale Parkı'nda Lale Parkı. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii biz kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz ama kar amacı gütmeyen kuruluşlar da olsa herkesin, her kurumun bir bütçesi var. Nasıl Turing'in bir bütçesi var, nasıl sizin kendinizin bir bütçesi var, ay başında bir harçlık ya da kazandığınız bir şey ya da bir burs varsa aldığınız, o paraya göre bütün ayınızı hatta yılınızı düzenliyorsunuz. Tabii bizim de öyle. Bu nedenle biz de bazı faaliyetleri, mesela müzik festivalinde ya da caz festivalinde olsun, bazı faaliyetleri hem destekliyoruz, hem onlara bilet satıyoruz, hem onları destekleyen kurumlar buluyoruz. Bunlarla beraber bir yapı, bir bütçe oluşturuyoruz. Bazı faaliyetlerimiz de ücretsiz olabiliyor. Mesela Biennale geldiyseniz, İstanbul Biennale senelerdir ücretsiz yapılıyor. Sadece öğrencilere değil, herkese ücretsiz. İşte film festivalindeki bilet fiyatları da normal sinemalardaki bilet fiyatlarından farklı değil. Müzik ve caz festivalindeki bilet fiyatları ise biraz pahalı. Yani bu sene ne olacağını düşünmek bile çok istemiyorum. Ama şunu göz ardı etmeyin. Tabii bu işin bir de bir maliyeti, bir sanatçının gelişi, gidişi, onun aldığı bir para, sahnelenen yere verdiğiniz ücret, onun ses düzeni, kaldığı otel falan derken çok kuvvetli bir masraf kaleminiz var. Biz bunların hepsini bilet fiyatına yansıtmıyoruz. Yansıtsa zaten bir tane bilet 2000-2500 lira olması lazım. Ama onun yerine çeşitli sponsorlar ve destekçiler bularak yapıyoruz. Eczacıbaşı kuruluşunun 50. bizim kuruluşumuzun 50. yılında geçen sene şöyle bir şey başlattı. 10 liraya bir öğrenci bileti, genç bilet. Bunu duydunuz mu? Evet tabii. Her konser için belirli bir şey var, kontenjan var ve o kontenjan da maalesef çok hızlı bitiyor. Geçen sene bir konser vardı 10 bin kişilik. 1500 kişilik bir kontenjan ayırmıştık 10 liraya. 10 liraya bugün artık şu anda hiçbir şey alamıyorsunuz. İki tane simit alabilirsiniz. Simit hala 5 lira. Ben her sabah 5 liraya alıyorum. Ya. Nereden alıyorsun? 7 lira. 7 lira mı? Bugün mü oldu? Hocam 5 lira. 5 lira değil mi? Evet. 10 liraya da var. Tayinli simit 10 lira. Ooo tayinli simit sen bayağı... Cağolunda. Çok iyi. Neyse. Ben her sabah şeyden alıyorum Beyoğlu'nda. Orada çok güzel bir simitçi var. Bir tane genç bir çocukcağız. O hala 5 lira. Ben onu şey alayım. Tabii şimdi bu çok önemli bir sorun ama. Yani benim bu anlattığım tamam eyvallah. Şunu diyebilirsiniz ya. Tabii çok iyi. Yani de biz nasıl kültür sanat faaliyetleriyle bir araya geleceğiz? Yani bu sizin özelinizdeki bir şey. Şimdi bunun için de biz birkaç senedir çok sayıda parklarda konser uygulaması başlattık. Özellikle klasik müzikte ve caz müziğinde İstanbul'un çok çeşitli parkları, buna Beylikdüzü'nden Erenköy'e, Maçka'ya, işte şeye, Beyoğlu diyorum, Üsküdar'a, şeye, Beşiktaş'a, Fatih'e, bütün bu ilçelerde çok çeşitli parklarda ve yeşil alanlarda belediyelerin uygun görüp de bize gösterdikleri yerlerde şeyler yapıyoruz. Beyoğlu'nda, Haliç kenarında orada konserler yapıyoruz. Şimdi bu konserler çok başarılı geçiyor. Ama burada da tabii şunu görüyorum ben. Bunlar normal biletli konserler kadar bazen ilgi
görmüyor. Yani ücretsiz konser sayısı ya çok mu fazla acaba ya da biz mi tanıtımda hata yapıyoruz bunları da bilemiyorum. Ya da belki ücretsiz nasıl olsa görürüz bir yerde mi deniyor. Onun için onlara yeteri kadar ilgi gösterilmediğini düşünüyorum. Ama bunun yollarından bir tanesini bu pandemi sırasında şöyle keşfettik. Bu da artık ne kadar geçerli onu siz söyleyeceksiniz. Şimdi bu pandemi sırasında çok öğretici bir iki sene geçti bütün dünyaya. Sizler için de öyle. Herkes evlere kapanınca dijital dünyanın zenginliği ve gücü ortaya çıktı. Bu dijital dünyanın zenginliği ve gücü bize şunu gösterdi. Evimizde oturuyoruz, konser izliyoruz. İşte evimizde oturuyoruz, film izliyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Herkes evde konser veriyor, konser yayınlanıyor falan filan. Tabii bir müddet sonra şu anlaşıldı ama bu dijital konserle bu yani sinema tamam böyle seyredilebiliyor da dijital konser pek olmuyor. Yani konser dediğin şey, tiyatro dediğin şey ya da sergi dediğin şey biraz sosyal olmayı, bir arada olmayı. Niye biz konsere, niye mesela gidiyorsunuz konsere? Sen niye gidersin konsere? Tamam güzel müzik dinleyeceksin o ayrı. Başka? Yani kayıttan dinlediğin gibi olmuyor. O ortamın... Ha ya kimle gidiyorsun? Mesela yalnız mı gidersin arkadaşlar? Genelde yalnız. Genelde yalnız. Sen olmalı ya. Bir örnek vereyim dedim tutturum. Sen? Sen de konsere gitmiyorsun peki. Bu sırada hayat yok. Başka konsere? Efendim? Dans etmek için. Mesela işte yani sosyalleşmek için dediği gibi ya arkadaşlarla gidip mesela sevdiğiniz bir sanatçının mesela Teoman konserine gittiniz. Teoman'ın bir şarkısını hep birazdan söylemek için değil mi? Konserin değeri odur. Yoksa evde dijitalde seyrettiğinde neyi ne kadar söyleyeceksin ya da WhatsApp'tan arkadaşınla yazışacaksın o zaman. Çok güzel parça başladı falan diye o da sana evet diyecek. Yani bu olmaz. Ya olmadı daha doğrusu. Olmadığı anlaşıldı. Onun için de bu dijital dünyanın bize getirdikleri kadar bize anlattıkları da oldu. Herkes bir bütün bu yaptığı kültür faaliyetlerini kayıt altına almanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Bu bir. Ama ikincisi de bazı disiplinlerin ve bazı şeylerin, bazı kültürlerin insan ilişkisi ve sosyalleşme olmadan yürümeyeceğini de anladı. Şimdi hepiniz görüyorsunuz belki biraz başka bir konu olacak ama şu anda işte yani dünyada işe gidiş gelişler yok efendim 4 gün gidelim, 2 gün işe gidelim, 3 gün gidelim gelelim. Çok büyük tartışmalar var bu konuda. Bu konumuzla ilgili değil ama 2 dakika bir örnek vereyim buradan. Bu da şu, şimdi bu kültür dediğimiz şey insanların bir arada olmasıyla oluşuyor genellikle. Ve kuşaktan kuşağa da bu bir aradalıklarla geçiyor. Yani ben size, siz bir sonraki kuşağa, o da öbür kuşağa falan derken bu yeni jenerasyon, yeni dünyamızda bunun başka türlü ele alınması ve bunların düzenlenmesi lazım. Ama bu sadece evden oturup çalışmak, belli bir kültürün içine girmeden yalnızlığı yaşamak ve onunla ilerlemek anlamına çok fazla gelmiyor. Bu da eğer böyle giderse ileride başka problemler doğurur. Bunun bir dengesini bulmak lazım. Onun için şimdi dünyada çok önemli büyük yaratıcı işler yapan şirketlerin yöneticileri özellikle yaratıcı işlerde, birbiriyle konuşmanın gerektiği işlerde, işte Disney olsun, Warner Bros. Olsun, işte böyle çizgi film şirketleri, yayın evleri vesaire bunların hepsi bir araya gelelim, yeniden oturalım, biraz hasbihal edelim diye bütün çalışanlarını geri çağırmaya başlamışlar. Niye? Çünkü işte hepimizde olduğu gibi siz de Zoom üzerinden ya da başka bir şey üzerinden çeşitli kereler sınıfta arkadaşlarınızla ya da ders dinlerken şey yapmışsınızdır. Yani bu iletişimi kurmuşsunuzdur. Şunu unutmayın, orada çıkan en küçük bir problem ya da soru yüzünden yeni Zoom'lar, orada çıkan bir şey yüzünden yeni Zoom'lar bunlar birbirini takip ediyor. Ama bu ilişkinin en güzeli şöyle karşılıklı oturup gel konuşalım deyip bir çay içip şey yapmaktır. Kültür faaliyetleri de biraz öyle. Sinemayı biraz kenara koyuyorum ama tiyatro olsun, müzik olsun, sahnenin olduğu her yerde sahnedekiyle ilişkiyi dijital bir şekilde kurmak eğer çok zorunlu değilse çok da tercih edilen bir şey değil. Buradan şuraya geleceğim. Bu Covid dönemi bize şunu öğretti ama bu da işin öbür yönü. Biz bu konserleri, bazı konserleri dijitalden yayınlamaya başladığımızda sadece biz değil, bütün kültür kurumları işte
Rusya'daki baleler, Amerika'daki tiyatrolar falan. Şunu gördük, Hakkari'de de dinleyen var, Afyon'da da var, Adıyaman'da da izleyici var. Yani eskiden bir salona 260 kişi koyuyorsanız birdenbire o salon oldu. 2600 kişi ve Türkiye'nin her yerinden insanlar o filmi, o konseri izlemeye başladılar. Tabii bu da işin öbür tarafı. Şimdi bu ikisinin dengesini artık kurmamız lazım. Dijital dünyayla kültür sanatın birebir ilişkiyi birebir ilişki gerektiren dünyasını nasıl bir arada yaşatacaksınız? Şimdi buradan şöyle bir konuya geçmeden önce bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Biraz da siz soru sorun, öyle ilerleyeyim diyorum. Ne dersiniz? İKSV hakkında öğrenmek istediğiniz şeyler var mı? Vardır muhakkak çocuklar. Merhabalar, teşekkürler sunumunuz için. İsmim Sedat, Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümünde okuyorum. Nerede? Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümünde okuyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Daha çok etkinlikleri seçerken nasıl bir seçim süreci oluyor? Komisyonunuz mu var? Bunlar nasıl ilerliyor diye? Her gelen başvuruyu değerlendiriyor musunuz? Bu seçim sürecine dair biraz açarsanız çok memnun olurum. Şöyle, tabii bu seçim süreçleri çok sancılı süreçler. Her festivalin, her şeyin, disiplinin kendine özgü bir yapısı var. Bir film festivalini hazırlarken 3-4 ay içinde toparlayabiliyorsunuz. Çünkü dünyada önemli film festivalleri var. İşte Berlin, Venedik falan. Orada filmleri seyrediyorsunuz. Onların bir kısmını getiriyorsunuz. Türkiye'den de bir başvuru açıyorsunuz. Onlar da başvuruyorlar. Hop, film festivali oluşuyor. Ama tabii film festivalini oluşturan arkadaşlar o filmleri seçebilmek için yani sadece kendileri 1000+ film seyrediyorlar. Bir de bir danışman ekip var, 5-6 kişilik. Onlar da filmler seyrediyorlar. Onlar da işte önerilerde bulunuyorlar. Sonra arkadaşlarımız toplanıyor. Bir de danışma kurulu var. O danışma kuruluyla beraber bu filmlere karar veriyorlar. Bir festivalde 150-160'a yakın, bazen 170-180 film var. Tabii tek kişinin bütün bunları seyretmesine imkan ihtimal yok. O nedenle böyle kalabalık bir ekip buna karar veriyor. Müzik ve cazda ise ben eskiden caz festivali direktörlüğü yapıyordum. En güzel yaşantımın en güzel zamanlarından bir tanesiydi. Çünkü o zaman tabii şimdiki gibi Spotify, Deezer falan gibi şeyler yok. Her şey CD, kaset, kasetten CD'ye geçiş dönemiydi. CD'ler ya da kasetler geliyordu. Biz de o bize gelen kaset ve CD'leri oturup bütün gün dinliyorduk. O güzel, bu güzel. Dışarıdaki önemli festivallere ya da yurt içindeki konserlere gidip oradan da seçimler yapıyorduk. Sonra bu seçimleri her festivalde olduğu gibi bir danışma kuruluyla tartışıp festivalin programını olabildiğince önceden belirliyorduk. Şimdi burada tabii bu iş hem şey bir iş, çok zevkli bir iş, hem de çok netameli bir iş. Çok kişiyi kırmanız gerekiyor açıkçası. Yani size birisi başvuruyor. Herkes için kendi yapıtı, kendi orkestrası, kendi çaldığı dünyanın en güzel parçasıdır ya da dünyanın en güzel yorumudur. Onlar da bize bu CD'leri ya da kasetleri yolladıklarında ya işte size bu sene yer veremiyoruz mektubunu yazdığımızda tabii pek de hoş karşılanmıyordu böyle şeyler. Yani reddedilmek sanat camiasında pek hoşgörüyle bakılan bir şey değildir. Hele iki defa başvurup iki defa alınmadığınızda üçüncü başvuru pek olmuyor. Böyle küskünlükler oluyordu ama bu belirli bir zaman diliminde. Çünkü festival nedir? Belli bir zaman diliminde, belli bir kaynakla, belli bir kapasiteye yapılan bir etkinlik. Onun için de siz belli kaynakları ve belli kişileri, belli sanatçıları o zaman diliminde sergilemek, göstermek zorundasınız. Bunun için de bir karar vermek zorundasınız. Zaten festival direktörü ya da o festivali yapan kişi, kurullar, kimse, onlar da karar merci olarak orada bunu yaparlar. Bu sadece festival yapanlar için değil, diğer birçok kurum, kuruluş için
de öyledir. Bir burs komitesindeyseniz oraya da 500 tane başvuru vardır. O 500'ün içinden ancak 50 kişiyi seçeceksiniz. Geri kalan 450 kişi ya üzülür ya size küser, değil mi? Küfreder. Efendim? Ha, küfreder. Bu da doğru. Evet. Buyurun. Kalksam kamera... Ha, tamam. Ahmet Nur Ekim, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilim Uluslararası İlişkiler Öğrencisiyim. Hocam şu... sınıf? Bir sayılır. Hazırlık aylı. İyi, güzel. Hocam şimdi benim sorum şu. İki tane sorum var. Biri sizle alakalı, biri de kültür sanatla alakalı. Peki. Şimdi birinci sorum şu. Burada bize vermiş oldukları kitapçıkta sizinle alakalı bir CV tarzı bir bilgi yazıyor. Orada da birçok ödülünüz olduğu yazıyor. Nişanlar, şövalyelik gibi. Oh. Hocam şimdi bunun size günlük hayatta hani nasıl bir olumlu geri dönüşü var? Mesela hani şimdi ben şövalyeyim falan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nasıl bir? Sen tabii orada gördüm Fransa'dan ödül, şuradan ödül. Dedin ki bu gittiği zaman vizede kolaylık sağlıyor. Yani. Değil mi? Aklına o mu geldi? Yani o da geldi değil ama yani tam olarak size nasıl bir hem iş hayatınızda olsun hem şahsi özel hayatınızda olsun nasıl bir geri dönüş oluyor? Yani şimdi şaka bir yana takdir edilmek güzel bir şey. O ülkelerin kültür sanat dünyasıyla ilişkiler nedeniyle bu nişanları uygun gördüler, sağ olsunlar. Onun haricinde tabii gündelik hayatta onun herhangi bir şeyi yok. İşte böyle konuşmaya ya da sohbete gittiğimizde genç arkadaşlarla işte o orada yazıyor. Herkes merak ediyor. Bazıları diyorlar işte o nişanları takıp da mı gelecek falan. Öyle bir şeysi yok. O sadece o günlük bir tatil. Evet, teşekkürler. Bir de ikinci sorum da şu. Şimdi milletlerin bir kültür hafızası, sanat hafızası oluyor. Evet. Yıldan yıla da bu hem dünyanın konumu olsun, ne bileyim gelişmişlik olsun ona göre değişiklik gösteriyor. Bugün siz kaç yıldır herhalde işe girdiğinizden beri 50 yıldır bu işi yapıyor. Kaç yıldır yapıyorsunuz bilmiyorum ama şu an daha 3 yaşındayım. 13 yaşında başladım. O zaman bayağı bu kadar uzun bir süre içerisinde bu ülkemiz olsun, milletimiz olsun veyahut da uluslararası anlamda da bunları inceleyebilme fırsatınız var. Bugün Türkiye'nin kültürel hafızasıyla bundan 40 yıl önceki hafızası arasındaki fark tam olarak nedir? Yani daha mı iyiye giden bir süreç var, daha mı kötüye giden bir süreç var? Belki tam adı konulamaz ama. Ya şöyle söyleyeyim, iyi kötü demeyeyim. Tabii ki her şey bir şekilde iyiye gidiyor. Aynı mesele de bu kültür sanatla ilişkisi toplumların demeyeyim, şöyle ifade edeyim. Yani Türkiye'de nedense biraz böyle hep kültür ve sanata ayrılan, mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesi en sondaki bütçedir. En düşük pay onundur. Bir yerde çalışmaya gidersin. İşte orada kültür ve sanatla ilgili bir faaliyet yoktur. İşe gider gelirsin. Şudur budur. Siz şanslısınız burada sizin. İşte mesela şimdi tiyatroya gidiyorsunuz. Orada bilmem ne yapıyorsunuz falan. Şudur budur. Sen kendi kişisel hayatından düşün. Önce başka şeyler gelir. Sonra konsere gitmiyorum diyen sen değil miydin? Ha, bak mesela sen bile gitmiyorsun. Hani kültür sanatta bir şey yok. Konser var burada. Her hafta konser var. Onu da bilen mi? Gökler çok ilgi alanına sen yakalandın. Sinemalara geliyor ama hani sinemadır, tiyatrodur. Neyse şunu demeye çalışıyorum. Onlara geliyorum ya. Bakın bu alan sizin estetik duygunuzu, düşüncenizi, her şeyi eleştirel bakmanızı, soru sormanızı, merak etmenizi ve bu güzellik duygunuzu zenginleştirmenizi ve kişisel ilişkilerinizin de ilerlemesine yardımcı olan bir alanda kültür sanat. Birçok insan, mesela sen siyaset bilimi okuyorsun, dünyada bu soft power denen bir şey var. Sen bunu da okuyacaksın ki birinci sınıftan itibaren okumaya başlayacaksın. Dünyadaki bütün siyasi çatışmaların uzlaşma yoluna girmesinin ilk adımı ya kültür sanattır ya spordur. İşte Amerika-Çin ping-pong maçı, yok efendim işte Amerika-Rusya bale gösterisi, yok yıllar önce Sovyetler Birliği iken, Rusya yokken Guns N' Roses'ın gidip Amerika'da konser ver, Moskova'da konser vermesi gibi. Ya bu örnekleri o kadar çok çoğaltırsın ki kültür sanat bu diyaloğu açan yol aslında. Çünkü bu bir aşağıda bir şey, bir temel çizgi. Sen de bir müzik. Ben de müzik dinliyorum. İkimiz de Çaykovski dinlediğimizde o müziğin dili ne oluyor? Birleşiyor ve ikimiz aynı şeyden zevk almış oluyoruz. Ve bunun üzerinden de bu diyalog başlıyor, yürüyor. Onun için son derece önemli. Türkiye'ye gelince, şimdi Türkiye'de maalesef
şöyle talihsizlikler oluyor. Son dönemde biraz daha bunun şeyi arttı ama şimdi bizde ya koskoca İstanbul 18 milyonluk kent değil mi? Şimdi 18 milyonluk kent İstanbul Hollanda kadar. Bayağı Hollanda'nın nüfusu da 18 milyon, İstanbul'da 18 milyon. İstanbul'da bir tane Zorlu merkezi var, Zorlu Center var. Bir de Atatürk Kültür Merkezi var. Şöyle eli yüzü düzgün konsere gideyim dediğim. Şimdi bu reva mı bu kentte? Değil. Bunun çok daha fazla olması lazım. Çeşitlenmesi lazım. Eskiden 70'li yılları şundan anlattım. Buluşma noktası Taksim AKM'nin önü. Şimdi öyle bir buluşma noktası kalmadı. Taksim'e gelen, Taksim'i görenin sayısı da azaldı. Çok doğal. Bir yerden bir yere gitmek 2 saat sürüyor. Metroya da binsen 1 saat sürüyor. Neyse. O nedenle de artık daha desantralize olması lazım bu işlerin. Ve işte yani atıyorum Avcılar'da bir tane, öbür tarafta bir tane, orada bir tane diye çeşitlenmesi lazım. Bu birinci mesele. Diyeceksin ki 17 tane kültür merkezi var şeylerin, belediyelerin. Ben onların hepsini gezdim. Maalesef yerel yönetimlerin, bu konuda da rapor hazırladık zaten. Yerel yönetimlerde bu kültür merkezleriyle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Kültür ve sanata da diğer şeylerde olduğu gibi ihale sistemiyle yaklaşınca o merkezlerde ihaleyle yaptırılan, en iyi bilen beyefendi burada, ihaleyle yaptırılan merkezler oluyor. Sonra ne oluyor? Gidiyorsun, merkezin tepesine çıkıyorsun, sahneye bir bakıyorsun, en çaprazdan baktığında sahnenin üçte biri gözükmüyor. Çünkü yani işi bilmeyen birisi en düşük şeyden almış, yapmış. Şimdi bunlar bir. İkincisi bir de sanatçıya, gruba, tiyatro grubuna ya da işte ne bileyim sanat üretecek kimse, yapacak kimse ona ayrılan kaynak sayısının da artması lazım. Şöyle bir uygulama var. Ben bunu şimdi bu mevcut Kültür Bakanı Mehmet Bey çok hızlı çalışan ve bir sürü şeyi bitiren bir sürü işte şimdi daha dün Rami'ye gideniniz oldu mu? Ama daha dün açıldı. Nereden gideceksiniz? Ben gittim. Ha? Ne? Açılışı da davet edinledi. Doğru ama daha dün açıldı. Dur sen de ya. Neyse ben gittim. Gayet güzel. Muhakkak gidin görün. Yani işte tamamlanır. Bir ay içerisinde falan tamamen şey olur. Çok güzel. Mesela şimdi bu mekanları hızlı hızlı bitiriyor. Şimdi şöyle bir proje var. Ben bunu zamanında Nabi Bey bakanken de konuşmuştum. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, buna Fransa ve İtalya'da dahil yapılan bir uygulama bu. 18 yaşına geldiniz. Senin mesela sen kaç yaşındasın? Sana taktım evet. Öndesin diye kusura bakma sana sorayım abi. Evet. Sen söylesin. 22. Sen 18 yaşında olanınız yok tabii değil mi burada? Var. Ha sen 18 yaşındasın. Ha. Doğum günün ne zaman geldi mi geçiyor mu? Ha daha var. Kaç Haziran? 24 Haziran. Ay 24 Haziran'da 2023 24 Haziran'da bling diye senin telefonuna bir mesaj geliyor. Şimdi sen İtalya'dasın mesela. Mesajda da şöyle bir şey yazıyor. Sadece kitap alırken, konsere giderken, sinemaya giderken kullanılmak üzere 100 euro telefonunuza yüklenmiştir diyor. 18 yaşına gelen herkes. Şimdi bunu Nabi Bey çok yapmak istedi. Ve işte yani hani tabii bunların hepsi şey para, bütçe bilmem ne kültür sanat dur bakalım. İşte onu demeye çalışıyorum. Yani bunların hepsi bir para neticede. Ama ne kadar önemli. Şimdi o 100 euroyu harcarken sen istesen de istemesen de bir kitap alıyorsun, sinemaya gidiyorsun, tiyatroya gidiyorsun, bir şey yapıyorsun. Hiç ilgin yoksa bile kültür sanat faaliyetiyle bir şekilde buluşuyorsun. Sonradan gidiyorsun. Bu Fransa'da da yapıldı. Yapılıyor daha doğrusu. Oradaki de buna benzer bir uygulama. Bir de sadece üniversite öğrencilerine özgün üniversite kartı ve onun içine işte şey gibi ne kart deniyor ona debit kart gibi böyle bir para yükleniyor. Sadece gidip kitap alırken işte bilmem ne kitapçılarından ya da işte Devlet Senfoni'nin konserine giderken kullanabiliyorsun. Bizde değil. Yurt dışında. Böyle uygulamalar da var. Ama tabii bunun ölçeği çok büyük. Hele bizim ülkede iyice büyük. Yani kaç öğrenci vardır bizde üniversite öğrencisi? 8,5 milyon. Üniversite öğrencisi. 8,5 milyon. Bayağı da çokmuş. Bütün öğrencidir o ya. Sadece üniversite mi 8,5?
İşte yani bunu çarpın, bölün, düşünün ondan sonra. Efendim? İlk öğretim yerine mi yok? Uf, 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 uf. Evet, genç bir şeyimiz var, nüfusumuz var. Evet, ya soruna cevap oldu mu senin biraz onlar? Oldu. Tamam. Yani o bağlam çok geniş bir bağlamda sordum zaten. Ha. Tam böyle net bir cevabı ben kendime de veremiyorum ama anladım. Ben bir şeyler aldım ama. Yani. Anladım. Peki. Peki. Başka? Merhabalar. Ben Kübra. Psikoloji Danışmanlık Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ne güzel. Şey soracaktım. İstanbul dışında yaşayan severler de olduğunu düşünüyorum. Bu caz festivallerine tiyatrolara katılmak isteyen. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Bu 2020'deki çevrimiçi platformlarla izlendi ya pandemide. Evet. Hani bunlar birleştirilerek evet. Tekrar bir proje yapılabilir mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şöyle, bunun kolayı şu. Tabii yapılabilir demek ama şu anda Covid'den sonra herkes koşarak evin dışına çıktığı için şu anda ben bu çevrim içi konser izleme oranlarının çok düştüğünü görüyorum. En azından şöyle söyleyeyim. Son bir ay içerisinde evde çevrim içi YouTube'dan konser izleyeniniz var mı? Yok. Ay sen? Bir konserinizi izlemiştim. Yeni Türk'ünün İKSV'de var. Öyle mi? Evet. Peki. Ama sen Teoman'a da gittin bak. Değil mi? Yani koşarak dışarıya da çıkıyorsun. Şimdi bu işin doğasında var. Onun için bu nasıl bir şekilde düzenlenir? Yoksa onu YouTube kanalından yayınlamak kolay. Kolay da erişimin ne olacak? Ama bu konuda dediğine bir kısmını da şöyle çevireyim. Ya bir düşüncem bunun çok etkili olmayacağı. Ama bir başka düşüncem, evvelsi gün Mor ve Ötesi'nin Atatürk diyorum, Vodafone Arena'da verdiği konserin filmi vardı. Onun da galası vardı. Gittim galaya. Şimdi film şöyle bir şey. Baştan sona konser. Hiçbir şey yok başka. Yani konseri çekmişler, koymuşlar. Allah Allah ya dedim. Bu nasıl böyle yani konseri çekmişler, koymuşlar. İyi de hani şimdi konsere gittin, gitmedin. Sonradan bu konseri sinemada kim gidecek, seyredecek? Şu anda bilet yok. Bilmem kaç sinemada girdi. 2 gündür. Hiçbir seansa bilet yok. Şimdi tabii benim yaş grubumun ve şeyin anlayamadığı bir dinamik de bunun arkasında var. Niye? Çünkü o özenli çekim, oradaki teklik, yani nedir o? Şimdi bir stadyum konseri yapan Türkiye'den bir grup bu, bir yerli grup. Onun için çok özel bir durumda. Bir sürü de dinleyeni var. Demek o zaman sinemada ya da ekranda, konseri sadece sahnede değil, ekranda ya da YouTube kanalında izlemek yine de olabiliyor. İstanbul dışına çıkıldığında evet oran artar. Ama şunu da fark ettim. Sen bunu İKSV için sordun diye cevap veriyorum yalnız. Şimdi bazı kayıtların, mesela bizim elimizde 1989-90-91 senesinden kayıtlar var. Biz zannediyorduk ki biz bunu çektik, tamamen bizim arşivimizde falan var. Geçen gün işte YouTube'da bir şeye girdim. Ararken bir baktım. O konserin başkası tarafından o sırada küçük 8 mm kamerayla çekilmiş 2,5 saatlik kaydı YouTube'da duruyor. Ya yani şimdi sen onu yayınlasan, karşılığında bir şey istesen ya da istemesen de onun gibi 2-3 tane daha var. Ya bu dünyanın dinamiği çok farklı işlemeye başladı. Onun için şimdi öncelikler arasında bunları çekip yayınlamayı koyar mıyız? Ondan çok emin değilim doğrusu. Çünkü sen çeksen de çekmesen de zaten onu ya YouTube'da ya Instagram'da ya başka bir yerde muhakkak görüyorsun, karşılaşıyorsun. Sadece o konseri izlemek için YouTube'un karşısına oturup 1,5 saat geçireceğini de yani bu genç kitlenin çok düşünmüyorum doğrusu. Evet, başka? Merhabalar, Umut Çıkmaz. İstanbul Üniversitesi Çin Dili Edebiyat 4. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum arkadaşımın sorusuyla yine bir noktada benzeşecek. Benim sorum şu olacaktı. Bu koronadan sonra birçok kurum ve kuruluş dijitalleşmeye başladığından ötürü hani İKSV içerisinde belli konulmuş bir yıl hedefi var mı? Şu noktaya kadar şu kadar dijitalleşme planlıyoruz ya da böyle bir çalışma var mı kurum içerisinde, onu soracaktım. Valla bu Covid döneminde herkes geriye dönüp her şeyimizi dijitalleştireceğiz diye yola çıktı. Tabii biz de aynı şeyi yaptık. Şöyle söyleyeyim.
bizim arşivin önemli bir kısmı dijital. Geriye yönelik. Bundan sonra da arşivi dijital olarak tutmaya devam edeceğiz. Ama dijitalleşme sadece ortaya çıkan ürünü öyle tutmak değil, ondan nasıl yararlanacağını, onun iletişimini nasıl yapıp onu nasıl paylaşacağını da içeriyor. Bir de kendi iç dinamiğinin de dijitalleşmesi gerekiyor. Çalışma şeklinin, festivalleri yapışın, izleyiciyle olan ilişkinin, yaptığın serginin izleyiciyle buluşma şeklinin, bütün bunları yeni bu dünyayla, yani sizlerle en azından paylaşım şekilleri üzerine kafa yoruyoruz. Bir de bu içeride küçük bir departman kurduğumda olacak gibi bir şey değil zaten. Yani o tam bize belirli bir yaşın üstündekilere herhangi bir yazıyı PDF'e çevirince dijitalleştim zannedenlere özgü bir şey. Öyle değil. Sanatçılar açısından da bu öyle değil. Sanatçılar da şu anda dijital ortamın içinde bir sanatsal üretim nasıl yapacaklar onu tartışıyorlar. Refik Anadol ismini duyanınız var mı? Bayağı duyanınız var. Çok güzel. Şimdi Refik Anadol'u takip ediyorsunuz o zaman. En son MoMA'da bir iş yaptı. Onu gördünüz mü? Yani Instagram'dan ya da şeyden, internetten takip edebildiniz mi onu? New York'taki Museum of Modern Art'ta bir şey yaptı. Bir eser yaptı. Çok ses getirdi. Burada galeride, Plevneli galeride sergilenmişti. Ona gideniniz var mı? Aa, ne kadar güzel. Çok sevindim. Şimdi mesela o bu dijital dünyaya, ya bu dünyayla ilgili üretimini dijital enstrümanlar kullanarak ve öyle düşünerek yapan sanatçılardan bir tanesi. Yani önce fiziki üretim yapıp sonra da onu ben dijitale nasıl çeviririm diye düşünmüyor. Bu ortamın koşullarına ve şartlarına göre üretim yapıyor. Yani bu bir süreç. Sanatçılar da aynen bu şekilde bu dijitalin içinde üretim yapmaya başladıkları zaman, bunların sayısı artmaya başladığı zaman bu dijitalleşme sürecek. Bu sadece kurumların kendi içiyle ilgili bir şey değil. Büyük bir ekosistem var. O ekosistemin içindeki herkese ilgilendirecek bir şey. Şimdi şu anda hiçbirinize acayip gelmiyor. Barkod okutup konsere girmek. Ama bundan 10 sene önce onu uygulayana kadar oho biz ne zorluklar çektik. Barkod o geçmez, hadi maliye gelir, bu ne böyle der. Barkod, bunun şeyi yok, kaydı yok, haydi git ondan sonra falan. Yani bunların hepsi bir... Şöyle güzelce öksüreyim bir kapat. Tamam, sağ ol. Bunların hepsi bir süreç. Bu da zaman içerisinde belli bir noktaya oturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi var mı başka soru? Ben de var mikrofon mu? Ha sizde, pardon. Yanlışla provokuyorum galiba. Ben Zeynep Akkoyun, Galatasaray Üniversitesi'nde iletişim sinema öğrencisiyim. Daha hazırlık sınıfındayım. İstanbul'a yeni geldim. Film festivallerini takip ediyorum. Sizin de gittim. Sinematek Kadıköy Belediyesi'nin Sinematek Sinema Evi var. Sizin de bir ayağınız oradaydı. Orada izledim filmlerini. Film ekibini. Yok, film festivalinin. Sinematek gibi kurumlarla böyle ortak işbirliğiniz var mı, olacak mı? Çünkü yani bir tek Kadıköy Belediyesi'nin böyle bir sürekli sanat alanında böyle bir mekanı var. Bunu merak ediyorum. Şimdi sinema açısında bütün yerel yönetimlerin, belediyelerin çok üzerinde şey yaptıkları, çalıştıkları bir alan. Nispeten daha kolay. Hani film almak. İşte Türk sinemasının geçmişi diyorsun, bir seri çıkıyor. Yok efendim işte Amerikan sineması diyorsun, korku sineması diyorsun, hadi oradan bir şey yapıyorsun. Bir de ikinci bir özelliği var sinemanın. Kültür merkezleriyle, yabancı kültür merkezleriyle ilişkisi de çok fazla o alanın ve üretkenliği de çok fazla. İşte Fransız kültür merkezinde Fransız filmleri gösteriliyor. İspanyol kültür merkezine gidersen sabah akşam İspanyol filmlerini görüyorsun. İşte British Council'a git, orada İngiliz filmleri falan filan. O iş, o nedenle de biz de bu işbirliklerini yapıyoruz. Kadıköy'deki sinematekler ilişki sürer. Çok güzel bir mekan. Ama başka bir sinematek İstanbul'da benim bildiğim yok. Yani başka bir belediyenin öyle bir girişimi de yok.
Bir ara Esenler Belediyesi'nin öyle bir şeyi olmuştu diye hatırlıyorum birkaç sene önce. Ama ondan sonra o da çok fazla ilerlemedi. Ama biz o konularda yerel yönetimlerle çalışmayı seviyoruz. Çünkü çok şey bir alan. Hani kolay, erişimi kolay bir alan ve daha az masraflı bir alan ve onların da daha kolay girebildikleri bir alan ve işbirliği modeli. Bir arkadaşımız daha vardı orada. Merhaba hocam, tekrardan hoş geldiniz. Ben Yusuf Demir, Beykent Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisiyim. Halk dansları, toplulukları konusuna değinmiştiniz. O benim çok ilgimi çekti çünkü ben de bir Kafkas Halk Dansları topluluğu üyesiyim. Bu toplulukların popülerliğinin giderek azalması, mesela ben eski arşivleri çok araştırıyorum. 70'li 80'li yıllara ait Kafkasya bölgesinden dünya çapında çok ünlü toplulukların arşivlerini görüyorum. Videoları var, onları izliyorum ama şu anda mesela günümüzde pek Türkiye'de en azından göremiyorum. Sahne almıyorlar ya da ilgi azaldı. Bu kadar gözükmemesinin sebebi... Dünyada da ilgi azaldı. Bir defa dünya küçüldü. Şimdi bu bahsettiğim topluluklardan bir tanesi, belki Bülent Bey hatırlar. Türkiye'ye 70'li yıllarda, 80'li yılların başında, 70'lerin sonunda da çokça geldi. Ben de koşa koşa izledim. Moiseyev Halk Dansları Topluluğu. Şimdi Moiseyev Halk Dansları Topluluğu o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin en ünlü halk dansları topluluğuydu. İşte Kafkas, Gürcü, Sovyetler Birliği kocaman bir yerdi. O coğrafyanın içindeki bütün halk danslarını 2,5 saat açık havada ve her gece 5000 kişi böyle 5-6 konser arka arkaya, yer bulunmaz falan filan, böyle çok görkemli bir şeydi. Performanstı. Devlet Halk Dansları Topluluğu aynı şekilde yine açık havada 1-2 gösteri arka arkaya yapardı. Şimdi Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun hala olduğunu biliyorum ama yani hani şeyi ben de bütün ucunu biraz kaçırdım oradan. Nerelerde sergiliyorlar. Şimdi şu oldu tabii o yıllarda Türkiye'de yani ne gelse giderdi demek istemiyorum ama yani hem ilgi vardı, ikincisi de zaten çok az sayıda yurt dışından topluluk geliyordu. Üç, Türkiye'nin dünya ile ilişkisi şu anda olduğu gibi değildi. Şu anda sen telefonunu açıp da neymiş bu Moiseyev diye bakıp bir dakika sonra YouTube'dan benim söylediğim Moiseyev halk danslarının bir işte Kafkas oyununu izleme şansına sahipsin. Bu müthiş bir hız. Şimdi bu hız bir sürü başka şeyi daha geri plana itti. Başka şeyleri öne çıkarttı. Yani biraz şey bir tabir olacak ama uyaran sayısı arttı. Motivasyonumuz arttı. Şimdi bizim de hayatımızda 40 sene önce 24 saatimiz vardı. Senin de 24 saatin var. Benim de yine 24 saatim var. Ama benim 24 saatim eskiden şöyleydi. 8 saat uyku ayır, yemeği içmeyi ayır, okulu ayır. Geriye ne kalıyor? İşte radyodan Arkası Yarın dinliyoruz. Sinemaya gidiyoruz. 11 matinasına film seyrediyoruz. Bahçede top oynuyoruz, geliyoruz. Şimdi senin hayatında minimum 4 saat cep telefonu var değil mi? Senin saat, aslında senin 20 saat yaşıyorsun sen. Ama işte o geri kalan 4 saatte bütün dünya ile ilgileniyorsun. Ve biz seçeneklerin arttı. Seçenekler artınca da bu ilgi alanlarında bu halk dansları meselesi biraz daha geri plana indi herkesin gözünde. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yerel yönetimlerin Çekmece Belediyesi'nin galiba değil mi? Çekmece'nin bir de zamanında bir Beyoğlu'nun da vardı böyle bir şey. Halk danslarıyla ilgili böyle kortej yürürdü falan. Ha, Çekmece Belediyesi yapardı, Beyoğlu'nda yürürlerdi. Bunlar kuşaktan kuşağa geçmeye devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi bunların hiçbir şekilde unutulmaması lazım. Şimdi burada çok değişik görüşler var, o şeye girmeyeceğim. Bir, modernize edilmeli mi, edilmemeli mi? Çağımıza uyarlanmalı mı, uyarlanmalı mı, malı mı? Yani bunlar o kadar önemli tartışmalar ki, o konunun çok da uzmanı da değilim. Ben ancak hani niye bunlar biraz daha eskisi kadar ilgi görmüyor, o konuda bir şey söylemiş olayım. Ama çok önemli buluyorum. İşte bu yani kendi yörenin, kendi kültürünün, Anadolu'nun bağrından dedikleri gibi o kültürden geliyor. Çünkü DNA'da o var. O DNA'dan çıkan kaynakların değerlendirilmesi ve onlara gösterilen ilginin kaybolmaması lazım. Ha, her zaman gidip bilmem nerede seyretmeyebilirsin ama onunla ilgili gerçek bilginin
muhakkak kaybolmaması için çalışma yapmak lazım. Sen oynuyor musun aynı zamanda? Nerede oynuyorsun? İstanbul Kafkas Kültür Derneği'ne bağlı Hazinet Haftası'nı orada oynadım. O ekipteyim şu anda. Daha önce başka ekiplerde oynadım. Çok iyi. Kaç senedir? Ya küçüklüğümden beri içindeyim ya, yapıyorum. Gerçekten? Ne kadar güzel. Küçükken isteyip yapamadığım şeylerden biri oldu. Yani yaptım da çok becerikli değildi. Evet, bir soru daha vardı bir yerde. Merhaba hocam. Ben Şamil Öztürk, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Öncelikle teşekkür ederim sunumunuz için, aktarımınız için. Ben sanat ve zanaat kavramları arasındaki fark hakkında sormak istiyorum. Genellikle bu ikisi maddi beklentinin olup olmamasıyla... Sanat ve? Zanaat. Ha, zanaat. Genellikle maddi beklentinin olup olmamasıyla ayırt ediliyor. Genel kabul olarak benim gözlemlediğim. Ama realiteye baktığımızda bir sanatın icra edilmesinde birçok beklenti, birçok fedakarlık var. Ve bu sanatçının bu şekilde bir beklentiye girmesini haklı kılar mı? Yoksa sanatçılığına zeval gelir mi? Bununla alakalı sormak istedim. Yani birçok fedakarlık ortaya koyuyor ve bunu bir iş, ister istemez bir iş haline getiriyor. Bununla... Sizce sanatçı nasıl? İçin mi diyorsun, zanaatkar için mi? Yani ikisi de bu şekilde fedakarlık gösteriyor ama sanatçı bunu bir iş olarak değil, aslında bir sanat olarak yapıyor ama yine bir beklenti olmuş oluyor yani. Evet. Şimdi sanat biraz bir kendini ifade ediş şekli dedim. Belirli bir estetik form içerisinde. Bunun bir tanesi diğerinden farklı, o öbüründen farklı, bu diğerinden farklı. Yani bunların önemli özelliklerinden bir tanesi tek oluşları. Yani bir ressamın bir tablosundan bir tane yapar. Bir ikinciyi yapabilir mi? Yapar. Ama onun aynısı olmaz. Yani şu kadarcık bir boyanın şu kadarcık değişimi bile onu farklılıklar. Şimdi burada önemli olan şu, bir sanat eseri nasıl değerlendirilir? Hep şey budur, ya işte malum vardır ya, ya sanat dediler ama bu da sanat mı? Bu A şıkkı, bir de B şıkkı var, bunu ben de yaparım. Şimdi bu çok genellikle günümüzde çok konuşulan, çok sorulan bir şey. Ama sanat eserleri dediğimiz şeyi değerlendirirken onların içinde doğdukları ortam, nasıl oluşmuşlar, ortaya çıkmışlar, hangi tarihsel koşullar ve hangi gerekçelerle, hangi felsefe okuyan bir arkadaşınız var? Kimdi o? Ben var bir tane. Ha sen ben. Hangi felsefi düşüncelerin yoğun olduğu zaman diliminde ortaya çıkmışlar? Bütün bunları değerlendirerek bir sanat eserine bakarsın. Niye Mona Lisa'ya hepimiz bakıyoruz ve Mona Lisa eninde sonunda işte bir tablo. Yani şunu diyor muyuz ya, biraz uğraşayım aynısını yaparım. Ama o aynısı Mona Lisa olmuyor işte o. O başka bir şey oluyor. Onun Mona Lisa olabilmesi için onun içinden geçtiği tarihsel, onun hakkında konuşulanlar, onun külliyatı, Mona Lisa hakkında yazılanlar, onu görmeye giden yüz binlerce insanın oluşturduğu kuyrukla beraber Mona Lisa o. O bir tek oradaki resim değil. Şimdi çok meşhur bir şey vardır. Picasso'ya işte şey getirmişler biliyorsunuz. Birisi ya demiş yani şuraya bir çiziktiriversene. Bir şey yazmış şurada. Bu ne kadar? 5 milyon demişler. Yani nedir ya? Bir tane çizgi attım ama Picasso demiş. Yani onun için o 5 milyon 10 milyon neyse o ediyor. Yani o sadece o anın eseri değil. O çok büyük bir geçmişin getirdiği bir şeyle beraber bir sanat eseri haline geliyor. Şimdi Mona Lisa'nın yapıldığı dönemde düşünün, Mona Lisa'ya kimse bu sanat eseri demiyordu belki de. Ya da başka bir eser, hadi Mona Lisa'yı geçtim, başka bir esere. Ama üzerinden 400 yıl geçti. O zaman dilimiyle beraber onu bir sanat eseri olarak oraya koyuyoruz. Zanaat ise öyle bir şey değil. Şimdi tam kelimelere nasıl dökeceğim onu şöyle tarif edeyim. Ama sanattaki bu ifade gücüyle zanaat arasında teknik bir fark olduğu gibi
zaman ve süreç açısından da bir fark var. Yani Mona Lisa'nın ortaya çıkışı, oradaki o şeyin resmin yapılışı, renklerin kullanılışı ve ondan sonra o renklerin karışımından elde edilen süreç sonucunda ortaya çıkan şeye sanat deyişimiz bütün bu zaman dilimiyle beraber var. Zanaat ise daha çok usta, ustadan çırağa, çıraktan onun çırağına, o çıraktan öbür çırağa, görgü ve bilgiyle geçerek ortaya çıkan bir şey. Belki ne kadar, tabii yani biraz o da var. İşin ticarileşmesi de var. Bilmiyorum ne derece cevap oldu ama. Peki. Başka? Arkadaşlar. Benim bir sorum vardı Görgün Bey. Ben Elif Sena Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bitiyor, hadi bakalım. Evet, ne yapacaksın inşallah. Sonra? Şimdi bir kurumda staj yapıyorum. İnşallah oradan devamlılığını sağlayayım. Hangisi? Türk Hava Yolları'ndayım. Aa ne güzel. Hı-hı. İyi, çok iyi. Teşekkür ederim. Gittikçe büyüyor Türk Hava Yolları'nda. Ne? Yandalım Endüstri Mühendisliği Galatasaray'da. Endüstri Mühendisliği ile ilgili bir şey anlatabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi ben, yok bir şey yap yani sorun alacağım da. Ben 77 senesinde liseden mezun oldum. Düşünün bak siz daha hiçbiriniz doğmak değil. Oho yani anneleriniz bile belki yoktu. Neyse 77 senesinde mezun oldum ve ben ODTÜ işletme kazandım. Gittim. Annem babam diyor ki ya bizim eş, yani akrabalar soruyorlar çocuğum bu işletme yani sen ne okuyorsun şimdi diye. Çünkü 70'li yıllarda işte sen de çok iyi bilirsin diyor. Hukuk, makine mühendisliği, iktisat, elektrik mühendisliği, tıp bunlar vardı. Bunlar değilsen zaten üniversiteye niye gidiyorsun kardeşim? Böyle bir durum vardı. İşletmeyi anlatıyorduk efendim işte yönetim bilmem ne falan deniyordu. Bir, işletmeyle çok dalga geçilirdi 70'lerde. İki, bir de endüstri mühendisliğiyle. Endüstri mühendisliğine de şöyle denirdi. Ya girememiş elektriğe, inşaata, uyduruktan bir yere gitmiş denirdi. Ki sonradan aslında endüstri mühendisliğinin önemi 80'lerin sonunda 90'larda iyice anlaşıldı. Ondan sonra da girildi. Onun için tebrik ederim. Ama yani hani nereden nereye gelindi? Şimdi de mesela bir sürü yazılımcı vardır aranızda. Bu yazılımcılık ve dijital dünyanın ücretleri ve şeyleri, iş olanakları böyle yukarıya çıkıyor. 20 sene önce kimse onun da yüzüne bakmıyordu. Onun için buyur. Benim sorum öğrencilerle, bizlerle ilgili. Şu anda maalesef kültür sanat etkinliklerine ulaşım oldukça yüksek maliyetlerde. Bugün akşam gideceğimiz tiyatronun bileti 300 TL bir kişi için. Yani touring olması... İnternette bilmiyorum belki son tükenen bilet, yani bilet şeyi azaldığı için de olabilir ama onun dışında normal bir konser ücretleri de artık bir öğrencinin sosyalleşmesi için lükse kaçıyor. Burada İKSV'nin öğrenciler için olan indirimleri varsa bunu merak ediyorum. Geçen yıl bahsetmiştiniz zaten 50. yıla özel. 10 TL biletlerinden bahsetmiştim. Var ama tabii onlar limitli. Yani mesela 10 bin tane bilet varsa 1500 tanesi 10 lira. Geri kalanı öğrenciler için işte 150 lira, 200 lira. Tamlar için zaten hani onu söylemeyeyim 750 lira, 1000 lira falan diye gidiyor. Var ama tabii bu şöyle bir şey. Bunu bir tek İKSV ya da devlet tiyatroları ya da zaten devlet tiyatroları ve devlet operanın biletlerinin çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. Değil mi? Onlar uygun fiyatlarda. Senin daha çok bahsettiğin özel kesimde sergilenen şeyler. Evet. Değil mi? Mesela Zorlu'da bir oyuna gittin. Şimdi o tip özel kuruluşların da şöyle uygulamaları var. Kalan biletlerden bir neydi? Ayakta bilet mi? Son dakika gel falan gibi bir takım uygulamalar yapıyor onlar da öğrenciler için. Bizim bu 10 lira bu sene de devam edecek. Sinemada da devam edecek. Şeyde de devam edecek. Yaklaşık 30 bin civarında bilet ayırdık bu iş için. 30 bin de fena bir rakam değil. Şimdi tabii kültür sanat faaliyetleri de dünya konjonktüründen çok da farklı değil. Tabii ki bu bahsettiğim 100 lira örneği İtalya'da, 100 euro örneği İtalya'da geçerli. Tabii ki çok güzel bir şey ama yani İtalya'ya da gitsen, Fransa'ya da gitsen öğrenci bileti tabii ki en tepede seyredersin. Öyle birinci koltukta sana yer vermiyorlar. Çünkü bu işlerde
Sonuçta bir bütçe meselesi ve bilet geliri de bu bütçede belirli bir yer tutuyor. Bunu daha iyi yapan ülkelerden bir tanesi Amerika. Çünkü orada bizim de yıllardır üzerinde uğraştığımız konulardan bir tanesi bu vergiden düşürülmesi meselesi var. Kültür ve sanata katkıda bulunduğu anda o senin o sene ödeyeceğin vergiden işte belli bir oranı var onun oradan düşülüyor. Daha bunu Avrupa başka türlü gerçekleştiriyor. Bizde ise bunu daha bir türlü şey yapamadık. Umut ediyoruz Maliye Bakanlığı'na bunu bir gün bir şekilde anlatırız. 2010'da efendim? Vergi sıfırlandı eğlence vergisi yeni. Ama o belediye ile ilgili. O belediye ile ilgili. Ve inşallah sürer. Yani o sonradan geri gelmez. Teşekkür ederim. Geçici bir şey olmadığını tahmin ediyorum. Evet. Büşra Nur Kaynar, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Görgün Bey, öncelikle konuşmanız için teşekkürler. Benim soracağım soru aslında İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü olarak biraz sergi mekanları ve bunların zamanla artık evrimleşmesi artık. Biennallerde biliyoruz artık böyle biraz daha şehrin içine indi mekanlar ya da işte ne bileyim Dolapdere gibi bir yerde artık Arter diye kocaman bir sergi alanı var. Belki normalde gitmeye korkacağımız diye gösterilen yerlerde. Benim sormak istediğim sizin böyle İstanbul içerisinde sergi, İKSV olarak sergi yapmak istediğiniz ama yapamadığınız, kullanmak isteyip kullanamadığınız bir mekan oldu mu? Ya şöyle söyleyeyim. Geçen gün bu 50. yıl nedeniyle bir çalışma yaptı arkadaşlar. Sağ olsunlar. İstanbul'da bizim kültür sanat faaliyetleri sadece sergi için değil, konser, tiyatro, sergi, film gösterimi vesaire aklına gelen her şey için kullandığımız yer adedi 585'miş. 585 ya İstanbul'da kullanmadığımız yer kalmamış anlamına geliyor. Yani buna Boğaziçi Üniversitesi'nin işte kampüsü de dahil, Aynalı Kavak Kasrı da dahil, Topkapı Sarayı'nın içi de dahil. Yani şimdi değil belki ama zamanında kullanmışız. Şimdi bu çok yüksek bir sayı. Hatta biz şeyi bile kullandık. Ta Rumeli Feneri'nin olduğu yeri bile kullandık. Yani oraları da kullandık. Şimdi buradan şuna geleceğim. Dünyada başka bir yerde böyle 585 tane kullanacak yer bulamazsınız. Bu bizim kentin çeşitliliğinden geliyor. Yani altını bir kazıyorsun 8000 yıllık şey çıkıyor hoş. Yani çıktı 12 senedir o tekneleri de göremedik hala. 36 tane tekne çıktı. Onun müzesi hala yapılamadı. Mesela o var. Ondan sonra Bizans dönemi var. Onun üzerine gelen Osmanlı var. Varoğlu var. Yani işte Cumhuriyet dönemi var. Orada AKM var. Şeyler var. Hisarlar var. Yani o kadar çok çeşitli yer var ki benim kullanmak isteyip de kullanamadığımız bir mekan hatırlamıyorum. Yani şu anda mesela bu eskiden olduğu gibi Topkapı Sarayı ve şey gibi mekanlar kültür sanata çok üzülerek maalesef kapatıldı. Keşke belirli düzeyli konserlere en azından düzeyli derken hani ses desibel açısından uygun şeylere kültür sanat faaliyetlerine izin verilse. Çünkü oraların yaşaması için ben onları da çok önemli görüyorum. Ama onun haricinde öyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Kullanmak istedik de kullanamadık. Adalarda bile büyük adada şeyde işte ne kadar güzel Troçki Müzesi'nin önünü kullandık ki onlar için falan izin almak bile bayağı bir işti. Evet. Ahmet Serdar'dan geçmeyelim ama ben ikide bitiririz dedim bir şey işte. Tabii, buyurun. Ahmet Serdar Damalı, İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği öğrencisiyim. Allah bak benim zamanımda uçak mühendisliğine girenlerin önünde saygıyla eğildik biz. 600 küsur puandı vallahi. Şimdi öyle mi? En yüksek puandı. Ya şu anda en yüksek değil. Yani uçak mühendislikleri arasında en yüksek İTÜ'de de yani en yüksek değil. Uçaktan yukarıda kim var? Bilgisayar geçti mi? Gerçekten mi? Bak 70'li yıllarda bir numara uçak mühendisliğiydi. Uçak mühendisliğine girene vallahi biz önünde saygıyla eğilirdik hakikaten. Benim sorum şöyle. Türkiye'de zamanında Arif Sami Toker, Neyzen Tevfik, Münir Nurettin Selçuk gibi büyük sanatçılar varken günümüzde tiyatroya, sinemaya, müziğe erişim bu kadar kolay olmasına rağmen o zamanki sanatçıları günümüzde göremiyoruz.
Bu tezatlığı nasıl yorumlarsınız? Yani şöyle söyleyeyim, bu tabii bir bardak suya ne tarafından baktığınla doğru orantılı. Şimdi o zamanki sanat ortamının yetiştirdiği son derece değerli edebiyatçılar, sanatçılar, işte Münir Nurettin falan dedin, ya onlar var. Ama günümüzde de var. Yani işte bugün ben çok yakından biliyorum. Onlar bir de bizim ülkemiz sınırları içerisinde çok ünlü ve tanınıyorlardı. Yani buradan hop adımını attığın zaman Almanya'da maalesef çok Münir Nurettin'i tanıyan yoktu. Çünkü yani o da teknoloji ve koşullar yüzünden. Şimdi ne internet var, ne şey var. Münir Nurettin'i, sen Münir Nurettin'i nasıl öğrendin? Babandan öğrendin. Ben Münir Nurettin'i dinleyen kuşaktan bile değilim. Düşün ondan sonraki kuşaktanım. Yani o sırada, öyle mi? Yani canlı, yani evet, Şan Sineması'nda. İşte bir iki konser. Biz onu radyodan dinlerdik. Allah işte Çamlıca söylüyor falan filan diye. Şimdi sen herkesi buradan küt 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 hemen görüyorsun. Onun için de onlar yerel sınırlar içerisindeydi. Şimdi ben sana mesela bir Fazıl Say örneğini vereyim. Fazıl Say bugün Japonya'dan Amsterdam'a, oradan Amerika'ya kadar her yerde konser veriyor. Ve bütün konserleri ağzına kadar dolu. Yani Türkiye'de de dolu, Japonya'da da dolu, Singapur'da da dolu, orada da dolu, burada da dolu. İşte Orhan Pamuk mesela gidiyor, Nobel alıyor falan filan. Ya o zaman olduğu gibi bu zaman da var. Bu zamanın tek farkı, bunlar artık bizim sınırlar içinde kalmıyorlar. Çünkü bunlar yüzünden, teknoloji yüzünden onlar dünyanın her yerinde tanınıyorlar, takip edebiliyorlar. Yazık şimdi şeyin eserleri. Efendim? Yok, edebiyatçı. Orhan Pamuk. Yok. Senin söylediğin neydi? Neyzen. Ha mesela Neyzen Tevfik. Şimdi Neyzen Tevfik eğer şu dönemde yaşasaydı başka bir yerde olurdu. Yani onu mesela ne bileyim başka bir eserleri diyeceğim. Ya bir edebiyatçı söyle mesela bana 1940'lardan 50'lerden kaç dile çevrilmiştir. Şimdi mesela burada bugünkü edebiyatçıların her birisi İşte yok efendim 8 dil, 7 dil vesaire. İşte Kültür Bakanlığı'nın bir projesi var. O zaman yoktu. Neydi o şey? Çeviri şeyi, fonu. 80-90 kitabı. Evet, 80-90 kitabı. Bunların hepsi çevriliyor. Ya o zamanki koşullarla şimdi koşullar o nedenle çok da aynı değil. Bana sorarsan şimdi de Türkiye'den çıkan birçok sanatçı dünyanın çok çeşitli yerlerinde. Mesela Kutsi Erbiner. Tanıyanınız var mı? Tanıyorsunuz Kutsi'yi. Paris'te yaşıyor. Mesela şimdi o Paris'te yaşamında verdiği avantaj da bütün Avrupa'da çok önemli konser salonlarında çalıyor, ediyor, tanınıyor. Bu bana sorarsan tamamen zaman dilimi ve koşullarla ilgili bir şey. Yani Türkiye'den şimdi çok sanatçı da çok fazla çıkmıyor gibi bir şey demem. Ama tam tersi nüfus ve şey geliştiği için daha da çok sayıda uluslararası sanatçı çıkıyor diye düşünüyorum ben. Burhan Öcal mesela 40 sene önce olsaydı Burhan Öcal herhalde Trakya'da çalıyor olurdu. Şimdi Burhan Öcal İsviçre, Almanya, Fransa sonra herkes tanıyor. Değil mi? Evet, peki başka sorunuz yok diye düşünüyorum. Var mı? Yok. Peki. O zaman çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, dinlediniz.